Sayın Belediye Başkanım, Sayın İl Tarım ve Orman Müdürüm, kıymetli üreticilerimiz, çiftçilerimiz, hepiniz Ordu ili kırsal gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi projesi kapsamında dağıtmış olduğumuz Siyez Buğday Töreni'ne hoş geldiniz. Ben konuşmalarını yapmak üzere Mesudiye Belediye Başkanımız Sayın İsa Gül'ü kürsüye davet ediyorum. Sayın Tarım İl Müdürümüz, İlçe Müdürümüz, çok değerli çiftçilerimiz, Mesudiye'miz tarımda ve hayvancılıkta hızla yükselmeye devam ediyor. Özellikle Tarım İl Müdürlüğümüzün, Tarım Bakanlığımızın, Ordu Büyükşehir Belediye'mizin ve Mesudiye Belediye'mizin vermiş olduğu desteklerle özellikle yem bitkileri, işte bugün siyez buğdayı, bunun gibi birçok tohumu dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Görüyorum ki çiftçilerimizin gözlerinden buna ne kadar ilgi gösterdikleri belli oluyor. Çünkü bu sene kurak da geçse inanıyoruz ki çiftçilerimiz belli bir noktada samanıydı, yemiydi, arpasıydı, buğdasıydı, birçok ürününü aldı. İnşallah önümüzdeki yıl daha bereketli bir yıl olacak. En kötü ihtimalle bakmış olduğumuzun, koyunumuzun, büyükbaşımızın saman ihtiyacını, yem ihtiyacını ekmiş olduğumuz bitkilerle karşılayacağız. Ben bu konuda gerçekten Mesudiye'mize ayrı bir önem veren Tarım İl Müdürümüze teşekkür ediyorum. Şöyle kendilerine bir alkış istiyoruz. Tarım İl Müdürümüzle birlikte. Hatta öyle bir şeyimiz var ki Mesudiye pozitif ayrımcılık yapması nedeniyle ona da Mesudiye Belediye Meclisi'nden Fahri Hemşehrilik beratı verdik. İnşallah isterlerse o beratı da burada takdim etmek istiyoruz. Ben tekrar kendisine teşekkür ediyorum. Bu buğday, siyez buğdayı dağıtım törenimizin çiftçilerimize ve Mesudiye'mize bereket getirmesini temenni ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Başkanım. İl Tarım ve Orman Müdürümüz Sayın Kemal Yılmaz'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Belediye Başkanım, çok kıymetli Mesudiyeli hemşerilerim, bugün gerçekten çok duygulandım. Şimdi başkanım böyle bir şeyi uygun görmüş, belediye meclisi başkanımız. Ben tüm ekibine, hepsine teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, gerçekten beni çok duygulandırdınız. Biz tabii Ordu'nun bütün ilçelerinde Tarım Bakanlığı'nın görev alanına giren konularda hizmet yürütüyoruz, hizmet vermeye çalışıyoruz. Ancak Mesudiye'nin bizde her zaman yeri farklı oldu. Biz Mesudiye'ye her geldiğimizde güler yüzle, ilgiyle, sevgiyle karşılandık. Ve bunun sonucunda da çok güzel çalışmalar gerçekleştirdik. Tabii gerek bakanlığımız imkanlarını kullanarak, gerek Büyükşehir Belediye'mizin imkanlarını kullanarak, gerek bugün de TOKAP kaynaklarıyla buğday tohumu dağıtımı yapacağız. TOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın kaynaklarını kullanarak Mesudiye ilçemizde önemli çalışmalar gerçekleştirdik. En son gene burada bir programda, bir tohum dağıtımında bir araya gelmiştik ve Mesudiye'mize bundan sonra da projelerle hizmet vermeye devam edeceğimizi belirterek bir sonraki projede görüşmek üzere deyip aranızdan ayrılmıştık. Ve bugün tekrar yeni bir projeyle sizlerle bir aradayız. Evet, Mesudiye'miz tarla tarımına uygun alanlarıyla Ordu'da diğer ilçelerden farklılık arz eden bir ilçemiz. Burada tarıma elverişli, üzerinde tarla tarımı yapılacak oldukça uygun alanlar var. Aynı şekilde hayvancılık da bu ilçede diğer ilçelerimize göre öne çıkmakta. Özellikle son dönemde Mesudiye Belediye'mizin burada kurmuş olduğu hayvan oteli, yine süt işleme tesisiyle de beraber burada hayvancılık daha da bir anlam kazandı. Az önce başkanımdan aldığım bilgiye göre mevcut sizlerden aldığı sütü yetiremediğini ifade etti ki bu çok güzel bir gelişme. İnşallah ben bu kurulan tesisin önümüzdeki süreçte ilçedeki süt üretimini de artıracağını, hayvancılığı da daha da geliştireceğini düşünüyorum.
partiler hep beraber el ele verdik. Şu an valiliğimizin himayesinde Büyükşehir Belediye'miz, ilçemizde Mesudiye Belediye'miz, İlçe Tarım Müdürlüğümüz, İl Tarım Orman Müdürlüğümüz, işte kaymakamlığımız hep beraber el ele verdik. Siz değerli üreticilerimize hizmet etmek amacıyla çalışıyoruz. Tabii böylesine güzel alanlar var, tarım alanları var burada. Bu tarım alanlarının atıl kalması da bizleri ziyadesiyle rahatsız ediyordu. Bizler bu alanları ekonomiye kazandırmak adına hem Tokat Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığımızla, hem Büyükşehir Belediye'mizle, hem Tarım Bakanlığımızın ilgili birimleriyle yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde projeler hazırladık ve bu projelerde bir bir hayata geçiriyoruz. Tabii burada sizlerin bu projelere ilgi göstermeniz, bu projeleri sahiplenmeniz, mevcut arazilerinizde bu dağıttığımız tohumlukları ekiyor olmanız, bakımını yapıyor olmanız, yani projeyi sahiplenmeniz son derece önemli. Eğer bir projeyi sahiplenen olmazsa siz ne dağıtırsanız dağıtın, sonuç alamazsınız. Bizler sizlerden aldığımız güçle, sizlerin bu projelere göstermiş olduğunuz ilgiyle beraber Mesudiye ilçemizde inşallah daha önce de söyledim bir karış boş alan bırakmayacağız. Bundan sonraki süreçte de her tarafı ekilip dikilmeye uygun olan, müsait olan her alanı işlemek suretiyle, ekip dikmek suretiyle Mesudiye ilçemiz ekonomisine ve ilimiz ekonomisine, dolayısıyla da ülkemiz ekonomisine katkı sağlamış olacağız. Ben tabii şöyle bir geriye baktığımda son iki yıl içerisinde 10 bin dekarın üzerinde alanı üretime kavuşturmuşuz. Bunlar bakanlığımız, DOKAP ve Büyükşehir Belediye'mizin imkanlarıyla sağlanan kaynaklarla tam 10 bin dekarın üzerinde alanı üretime açmışız. İşte buğday tohumu dağıtmışız, işte yem bitkileri tohumu dağıtmışız. Aspir yağ bitkisi, aspir ekilişi yapmışız. Siyez buğdayı tohumunu dağıtacağız. Biraz önce başkanım onu da söyledi. Yeter ki üretsinler dedi üreticimiz. Biz o ürettikleri tohumu da alacağız dedi. Onu da un yapacağız, ekmek yapacağız. İnşallah onu da ekonomiye öyle kazandıracağız dedi. Bu son derece güzel bir şey. Yani sizler üretiyorsunuz. Bir taraftan da büyük şehrimiz alım yapıyor. İlçe belediyemiz alım yapıyor. Ve bunları, yani ürettiğiniz ürünleri bir şekilde satacağınız yer de şu an hazır durumda. Öyleyse bize daha çok üretmek düşüyor. Bu uğurda hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Mesudiye'mize, diğer ilçelerimize de projelerimiz bundan sonra da devam edecek. Önümüzdeki günlerde inşallah, bugün 30 ton siyez buğdayı dağıtımı yapılıyor. Önümüzdeki günlerde de gene 36 ton ekmeklik buğday tohumu dağıtımı yapmak suretiyle sizlere tohumluk dağıtımlarına devam edeceğiz. Yeni yeni projelerle sizlerin karşısında olmaya devam edeceğiz. Tabii biz burada bir başımıza çalışmıyoruz. Bizlere her zaman çalışmalarımızda destek olan, birlikte çalıştığımız, projeler ürettiğimiz Mesudiye Belediye'mize, Belediye Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Her zaman bize kaynak ayıran Dokap Bölge Kalkınma İdaresi Başkanımıza ve tüm her alanda olduğu gibi tarımda da Ordu'yu marka şehir yapma adına önemli destekler veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet İlmi Güler'e de çok çok teşekkür ediyorum buradan. Projemizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah bir sonraki projede görüşmek dileğiyle sizlere Allah'a emanet ediyorum. Bizleri Mesudiye ilçesine fahri hemşerilik beratıyla onurlandıran başkanımıza ve meclisine de bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah sizlere iyi bir hemşeri olup Mesudiye'mize bundan sonra çok daha güzel işleri birlikte yapmaya çalışacağımıza da söz veriyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Mesudiye Ziraat Odası Başkanımız Sayın Mustafa Başarslan da aramızda. Gülümsen beyler. Burada. Tamam. Ne bileyim, bahar.
Tamam, başla geçersin. Hadi tamam, konuşma yapalım öyle şey. Hallederim ben. Tamam. Buyurun. Çok güzel hava güzel. Hadi hayırlı olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Hadi. Devam edelim. Doğuk gelsin.